Ve magazinci arkadaşlarımızın yakaladığı bir detay var ki bu aşk haberinin içinde. Helal olsun dedim gerçekten. Ben de. Değil mi Murat? Yok, bu nedir ya? Nasıl olabilir böyle bir şey? Şimdi burada bir güzeller... Şu yutmaz bir... vardı ya dün. Evet evet. İşte bizim gazeteci arkadaşlarımız. Peki bir şey soracağım sana. Az önce açıklamayı yaptı Uğur Akkuş. Bıktım sizden bilmem ne falan filan. Bu açıklamayı yaptık. Hadi gazetelerde yazacak dizecek. E bıktığı insanlar yine bu açıklamayı yapıyor. Onu ne yapacağız? Ha. Ha, bıktığı magazinci kardeşlerimiz, sen, ben ya da birileri bu açıklamayı yapıyor. Bunu yayınlıyor. E ne oldu şimdi? İşler birdenbire değişti mi? Bu ülkede basın değişsin vesaire vesaire diyen Uğur Akkuş eninde sonunda yine hani bizlere ihtiyacı duydu. Buyur bakalım. Evet. Ha, ne yapacaksın bu durumu? Ha, hani bıktın böyle basın olmaz. Böyle basın olmaz diyen basın. Getirdi senin saat gecenin 11'inde yaptığın açıklamayı da verdi. Ha tamam durum buymuş dedik. Evet. Hadi bakalım ona ne diyecek? Alkış mı? Aynen. Yani durum bir bu. Bir gün vermeyebilirler bu açıklamayı mesela. Bir gün olmayabilir de bu yani. Bu iki yüzlülük falan filan demek istemiyorum ama bu çifte standartı kalbimizden, yüreğimizden atalım. Yani ateş sana değdiğimi ay vay 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 senden ateş uzaklaştı mı? Ha süper süper. Olmaz. Evet. Teşekkür ederim buyurun. Bravo. Evet. Geldim. Güzeller güzeli bir kız görüyoruz burada. Hande Erçel. Hı hı. Hakan Sabancı ile evleniyor mu? Soru işareti. İnşallah. Geçen günlerde sevgilisine romantik bir evlenme teklifi etti. Bir dakika ne oluyoruz? Çok hızlı ama harika bir haber. Ve Erçel'den evet cevap verdiği iddia edildi. Hı hı. Bu iddiaya göre yakın dostlarının bildiği teklifi henüz açıklamadığı konuşulan çiftten Erçel'in yaptığı bir paylaşımda tek taşını, lütfen yanlış anlaşılmasın, cebine koyarak poz vermesi iddiaları güçlendirdi. Nasıl ya? Vay be. Bak cebine... cepteki detaya bak. Şimdi evet orada cepte küçük bir halkacık var. Üst tarafında da böyle bir pırlanta adeta ben buradayım diye bağıran bir yüzük var orada. Ya, pırlanta olabilir. Olmayabilir. Ya, Hakan Sabancı ne verecek yani? Şurada tel maşa bir şey takmamıştır herhalde. Öyle mi? Murat Güloğlu değil ki adam. Tek taş mı acaba? Belki ama yani buradan alyans ya, gözüküyor. Bir şey var yani ortada şey, işte yani. Bu işi yüzüğü. Kutsallaştıralım kardeşim. Şöyle bir yüzük gibi öyle görünüyor. Bir şey var işte ve dolayısıyla o pantülden gözükmüş işte yani. Helal olsun bunu bu yakalayan eşe dosta da ya. Vay be. Gerçekten helal olsun. Kim gördüyse bunu. Yaptığı paylaşımda tek taşını cebine koymuş. Şimdi sağ takılıyor ya bu evlenmeden evvel. Arkadaşımız da o güzeller güzeli selfie nasıl çekiyor? Şu şekilde sağ. Dolayısıyla ay demiştir hop çık. Aman gözükmesin diye. Ya, ama böyle yakalamış. Kül yutmaz gazeteci kardeşlerim. İkinci, üçüncü ay hediyesi. Hı? Bir hediyedir bu. Sembolik bir şeydir. Belki tek taş değildir de dediğim gibi taşın şekli kalptir. Başka bir şeydir. Vallahi ama ne bir bileyim, güzel bir hediyedir. Bu tür ilişkilerde işin içine kolye, bileklik, taş, maş, yüzük falan girdiği zaman olay başka bir boyuta giriyor ya. Hani ruhani olarak da. Yani mesela ben de öyle bir şey hissettiğim bir arkadaşıma, arkadaşım değil artık mesela, bir sevdiceğime. Gider kolye alırım. Evet. Bunu isterim yani almak taksın etsin falan filan. Hakan Bey de o şekilde yani iş bir tık daha resmiyete dökelim kardeşim. Evet. Me gelmiş olabilir. Peki yoksa acaba mesela bir belki takı aksesuar mücevher firmasıyla bir anlaşması var. Ürünlerini takıyor reklam. Gizli şey mi yapmış o zaman? Ha, sen yani bunu gizliden tanık mı diyorsun? Yok yanlış anlaşılmasın. Şimdi bir ilişkisi de var ama hemen bir şey derler. Ben şu taşı çıkarıp cebime mi koyayım? Vallahi her şey olabilir. Ya bir taraftan da erkek tarafından bak Hakan kardeşim şimdi sen ben sana aldım bu yüzüğü niye sen cebine saklıyorsun falan filan desen alacak. Herhalde verirken aman duyulmasın diye vermemiştir. Baksana evlenme ya. Teklifi ettiği iddia edildi. Şurada olması gerekmiyor mu o zaman madem? Tamam dedin. Bir de evet dediyse. Evet. Düşünsene. Ama hayır dediyse yüzüğün onda işi yok ki yok zaten. Yok tabii canım. Hayır kusura bakmayın evlenemem sizinle. Her şey olabilir. Biraz erken mi ya acaba? Ya bilmiyorum ya ben bu izdivaça hayır demem. Okey. Çok tamam. Yakıştılar. Ama Temmuz'un 22'si ile 5 Eylül arası yapmayın. Çünkü Venüs geriliyor sıkıntı. Ha. Ya burada anlattılar ama bize. Anlattılar. Dinlemedin mi o sırada? Ben biliyorsun bu konuları da pek Fransızım. Konu değil olur mu? Fransızlık falan değil yani. Diyor bas bas bağırdılar şurada. Şurada tweet burçta öyle işte. Evet. Evlenmeyin kardeşim o sırada. Evlene de imza atın tabii da. Senin de çok hoşuna gitti bu durum. Tabii tabii bütün bir yazı kapatan bir durumdu çünkü. Bütün bir yazı tabii. Hadi bu yazı da biz. Hadi geçmiş olsun. Umarız ki böyle tatlış tatlış evlilik haberleri gelir bize.